Thiago Marlon, Sri Costa ekibinde Brezilya'da öne çıkan başarılı siyah kuşaklardan bir tanesi. Çok genç yaşta siyah kuşak oldu ve büyük başarılar elde etti. Şimdi onun hem hayat hikayesini hem BJJ ile tanışma hikayesini soracağız kendisine. Bunlardan bahsedecek. Aynı zamanda bize de başarılarının altyapısını, arka planını aktaracak. Yine başarılarından söz edeceğiz dolayısıyla. Bu manada BJJ sporunun insana neler kazandırabildiğini, başarı anlamında neler getirebildiğini, hayatını nasıl değiştirebildiğini, bir Türk kedisi hikayesi nasıl yaratabildiğini bu sporun sizlerle paylaşmış olacağız. Yavaş yavaş başlayalım. Mestre, a gente vai fazer uma reportagem, uma entrevista sobre você, sua história, vida. E que ele queria que você contasse um pouco da sua história no começo, como foi até hoje, devagar, e eu vou traduzir. Aslında biraz Jiu-Jitsu'ya geç başladım sayılabilir. Yani ailemin evinden çıkıp biraz daha şehre geldikten sonra Jiu-Jitsu'yu tanıdım diyor. Hayatımda hiç Jiu-Jitsu'nun ismini bile duymamıştım. Ama bir akademi ile tanıştım. Orada ilk defa gördüğüm Jiu-Jitsu'yu diyor. Yani bu sanatın nasıl işlediğini, işte nasıl yapıldığını merak ettim. İlk 18 yaşındaydım ilk Jiu-Jitsu'yu gördüğümde. Bir test antrenmanı yaptım ve bir ay boyunca antrenmanlara devam ettim. Como todo iniciante, eu tive medo, assim, ansiedade, mas graças a Deus deu certo, consegui ganhar o campeonato. Bir ayın sonunda ilk şampiyonalara girdim. Tabii her yeni başlayan gibi bende de büyük heyecan vardı ama girdiğim şampiyonada tüm maçlarımı kazandım. Então daquele dia pra cá eu tive mais vontade. Cada dia que passou eu tive mais vontade de lutar os campeonatos, de treinar mais, de dedicar mais à arte. Eu fiz, acabei me dedicando e lutei entre outros vários nos campeonatos e consegui ter um bom resultado. O şampiyonadan sonra daha çok istim üzerindeki istek Jiu-Jitsu üzerindeki isteğim arttı ve tüm şampiyonalara bir şekilde katılmayı başardım. Depois eu na minha cidade eu consegui me destacar. Então eu acabei vindo para São Paulo para porque aqui tinha mais eventos, né, na capital. Enfim, eu fui treinando, foi onde eu conheci o Sérgio Costa e sonra yaşadığım şehirden çıktım ve Sao Paulo'ya geldim. Çünkü Sao Paulo'da Jiu-Jitsu maçları ve etkinlikleri çok yoğun olduğu için Sao Paulo'ya geldim ve Sao Paulo'da Cicero Costa ile tanıştım. Hem buradaki arkadaşlarım olsun, hem kendi memleketimdeki arkadaşlarım olsun, hepsinden büyük destek aldım ve buradaki şampiyonalara katıldım. Elime fırsat geçti ve bu IBJJF maçlarına da katıldım. Her zaman hayalimdi, hem uluslararası hem ulusal Brezilya çapındaki hem de Güney Amerika çapındaki tüm maçlara katılmak.
bir zaman geçtikten sonra tabii mor kuşakta iken. Çok sonucu ise kampiyon Brezilya. Yani her zaman hayalimdi Brezilya şampiyon olmak. Consegui ficar, chegar até a final, perdi a final, fui vice-campeão brasileiro, fiquei entre os primeiros, né? Final maçına kadar geldim Brezilya genelindeki maçlarda. Son final maçında rakibime yenildim ve ikinci olarak bitirdim şampiyonayı. Depois eu tinha um sonho também que era competir no Sul-Americano, que era um dos campeonatos mais importantes que tinha. Daha sonra tabii ki Güney Amerika şampiyonasına katılmayı istiyordum. Ve Güney Amerika şampiyonasına katıldım ve birincilikle bitirdim. Também competi pela IBJJF, eu competi brasileiro, sul-americano, São Paulo Open e Rio FAL, que é os campeonatos da IBJJF, em todos eles eu peguei segundo e primeiro. IBJJF'in düzenlediği São Paulo geneli ve Rio Güney Amerika geneli maçlarında hepsinde birincilik ve ikincilik madalyalarım oldu. Şili'ye gittim. Lá consegui dar algumas aulas, né, e me destacar, ganhar alguns campeonatos lá também, peso absoluto, né. Şili'ye workshop amaçlı gittim ve oradaki maçlara da katıldım. Seganyola. Oradaki hem absolut hem de kilo maçlarındaki tüm maçlarımı kazandım. Absolut, yani tüm kiloların bir arada maç yapabildiği sınıfta. Evet, farklı kiloların bir arada maç yapabildiği sınıfta. Yani kendim daha ağır sikletlerin olduğu sınıfta da birinci olmuş. Evet. Kendi sınıfında da, kendi sikletinde de birinci olmuş. Evet. Bir şey sormak istiyorum Mestre. Bildiğim kadarıyla 10 yılda alınan siyah kuşağı 5'te 5 yılda alma başarısını gösterdi. Ele queria perguntar alguma coisa sobre faixa. Normalmente pessoas conseguem ganhar faixa preta em 10 anos. Você conseguiu ganhar em 5 anos. 6 anos. Başarmak için ne kadar sıklıkta, yoğunlukta antrenmanlar yaptın? Para fazer isso, para ganhar o meio um tempo curto desse jeito, como que tem que treinar? Qual o jeito? Eu fiquei 2 anos de faixa branca. Ben 2 sene beyaz kuşakta kaldım. 2 anos completo de faixa branca. E eu treinava 4 vezes por dia. Günde 4 kez antrenman yapıyordum. Sempre foi duro desde branco, sempre treinei duro. Beyaz kuşakta, yani beyaz kuşak olmamdan itibaren tüm antrenmanlarım çok sertti diyor. Assim que eu peguei a azul, eu já lutei o máximo que eu consegui, assim, lutei bastante campeonato de azul. Em 6 meses ainda o professor já me deu a faixa roxa. Mavi kuşağa geldiğimde bütün şampiyonalara çok yoğun bir şekilde şampiyona ardına koştum diyor ve çok maç kazandım bu şekilde ve 6 ay içinde bana hocam mor kuşağı verdi. IBJJF dışında yerel düzenlenen tüm şampiyonalara da katıldım. Yani IBJJF'e kayıtta bir sıkıntım olmuştu ama diğer yerel tüm düzenlenen şampiyonalara katıldım. Onlarda çok iyi maçlar, birincilikler, ikincilikler çıkardım diyor. Aí quando eu peguei a faixa roxa, né, que eu tinha 6 meses mais ou menos ali de faixa azul, eu fui campeão sul-americano, fui vice-campeão brasileiro, fui vice-UFAL, fui vice-campeão do São Paulo Open. 6 aylık mavi kuşakken ben mor kuşağı aldım diyor. Ve mor kuşaktayken bir sürü maç saydı orada. Onların hepsini kazandım diye. Ve Güney Amerika şampiyonu olduğumda mor kuşakken Mestre Cicero Costa hocası bana kahverengi kuşağı taktı diyor. Kahverengi kuşakta 1 yıl kadar kaldım.
de faixa marrom no competitivo. Kahverengi kuşakta fazla şampiyonlara katılmadım. Yok peki ya faixa preti. Bir yıl yıl süreden sonra siyah kuşağı aldım diyor. Quando eu peguei a faixa preta, eu me inscrevi em 9 campeonatos, né, seguidos assim. Siyah kuşağı aldığım gibi arda arda düzenlenen tam 9 şampiyonaya kaydımı yaptırdım diyor. Eu consegui ganhar 8 campeonatos peso absoluto. Hem kilo kıyasında hem de absolut'ta 8 şampiyonanın hepsini kazandım. Peso absoluto. 9'uncu da bir absolut kazandım. Diğerini ikincilikle bitirdim. Esse ano agora que passou eu lutei na Bahia, na minha cidade, no estado, né, que não é São Paulo, no estado da Bahia. E lá eu consegui ser campeão baiano novamente, eu tinha sido campeão baiano quando eu comecei, fui peso absoluto agora em faixa preta. Memleketim olan Bahia'da düzenlenen Bahia şampiyonasına katıldım. Orada da hem kiloda hem de absolutta şampiyon oldum. Siyah kuşak olduğu zaman o süreçte yani günde 4 antrenman devam ediyor muydu? Toplamda kaç saat çalışıyordun? Durante você chegando nessas faixas até preta, você continuou treinar 4 vezes por dia desse mesmo ritmo? Roxa, sim, de roxa. Mor kuşağı kadar o şekilde devam ettim diyor antrenmanlara. Ya marrom, eu fui treinando duas vezes, uma vez. Kahverengi kuşakta işte günde 2 kez aşağı yukarı o şekilde antrenman yapıyorum. Çünkü artık ders vermeye başlamıştım. O yüzden biraz dersleri de yoğun. Şu an itibariyle de çok çok yoğun antrenman yapıyorum diyor. Yani şu an itibariyle siyah kuşağımdaki en yoğun antrenmanlarımı geçiriyorum şu an itibariyle. Günde 2 antrenman şeklinde. Tabi bizim siyah kuşak antrenmanları çok ağır antrenmanlar diyor. Não tô assim numa linha esse ano, apesar que o ano começou agora, né? Apesar de o ano ter começado agora, eu não tenho lutado bastante nesses últimos meses agora, por causa que, tipo, assim, devido ao ano ter começado, é claro, começou agora, eu não estou competindo, mas as aulas também, né, acabou me tomando um tempo também. Eğer bu seneden bahsedersek, gerçi yeni başladı senemiz diyor, biraz daha derslere yoğunluk verdik, öğrencilere yoğunluk verdik diyor. Eu me dediquei agora a dar aula, porque eu tenho família, então tipo assim, já não é mais a mesma coisa de antes. Antes eu não precisava ficar dando aula, então tinha mais tempo para me treinar hoje. Aí eu tinha que treinar para ganhar os campeonatos, hoje eu tenho que treinar e trabalhar, então isso toma um pouco de tempo. Tabii daha önce bir herhangi bir ailem olmadığı için, evli olmadığım için, çoluk çocuk olmadığı için şampiyonalara ve antrenmanlara çok yoğunluk veriyordum. Ama tabii şu an için ailem var, çocuklarım var. Daha çok derslere artık yoğunluk veriyoruz. Yani bir iş gibi. Son olarak şunu soralım. Yani zor bir hayattan geldiğini öğrenmiştik biz. Bu zor hayatı BJJ nasıl değiştirdi? Yani nereden nereye getirdi onu hayatı? Última pergunta para mestre. Já descobrimos que você veio de uma passada, um passado muito difícil, tempos difíceis. E como que o jiu-jitsu mudou esse tempo em você? Sim, essa é uma parte da minha vida assim, bem que eu gosto muito de contar. Tabii bu yani bu bahsettiğimiz konu beni en çok derinden etkileyen ve anlatmayı sevdiğim bir konu diyor. Çok insanı motive ediyor bu konu. Acredito que tipo assim, o esporte para mim, na verdade, é
Minha resgatou, né, de mim mesmo, de uma vida sofrida, de uma vida... Gerçek manada benim yani çok zaman zor zamanlar geçirdiğim, çok çile çektiğim o zamanlardan kurtardı beni diyor spor. O esporte ele salva vida, ele salva pessoas, ele você conhece pessoas. Spor gerçekten hayat kurtarır. Você tem uma importância, né? Você acaba conhecendo as pessoas realmente mesmo assim quem elas são de verdade no esporte. Spor sayesinde gerçekten çok iyi insanlar tanıyorsunuz. Onların desteklerini alıyorsunuz. E talvez tudo que eu passei na vida era uma preparação para eu estar aqui hoje. Yani geçilen zamanlar, zor zamanlar aslında tabii yani bugünlerin bir işaretçisiydi ya. Aslında zor günler geçirdim ama sonunda bunu kazandırdı bana. Yani o zor zamanlar aslında benim iyi bir insan, güçlü bir insan olmamı sağladı aslında diyor o zamanlar. Então, se hoje eu sou pai, eu tenho minha família, eu respeito a minha família, eu aproximo mais da minha família até porque eu ajudo outras pessoas a fazer o mesmo, a respeitar o próximo e tudo, eu devo tudo isso ao esporte. Yani şimdi ben bir aileye sahibim, bir babayım, çocuklarım var, eşim var. Yani spor sayesinde iyi bir duruma geldim. Saygıyı ve sevgiyi çok iyi öğrendim. Então hoje para mim as coisas mais importantes que aconteceu no jiu-jitsu não foi eu ter sido campeão de algo. Yani jiu-jitsu size en önemli şeyleri ne getirdi diye düşünürseniz yani o şampiyonalar, madalyalar demem diyor. Jiu-jitsu bana tam olarak benim kim olduğumu gösterdi diyor. Então, jiu-jitsu acredito que não é só porrada, ser campeão de algo. Isso não vai mudar minha vida se eu for campeão. Talvez as pessoas até pensem que ser campeão de algo vai impressionar elas, mas o que mais me impressiona é saber que através da arte você acaba ajudando outras pessoas. Yani jiu-jitsu sadece bir dövüş ya da ne bileyim bir boğuş, bir güreş gibi değil de yani bu jiu-jitsu'nun bir sanat olmasının ardından sana gerçekten iyi bir insan olmayı ve iyi insanlarla tanışmayı kazandırıyor diyor. Yani dövüş kısmı en küçük kısmı jiu-jitsu'nun diyor. Yani gerçek şampiyon yani o kazandığı madalyalar değildir diyor gerçek şampiyon. Gerçek şampiyon aslında diyor bu spor sayesinde hayatını değiştiren tabii kötüden iyiye şeklinde gerçek şampiyon tabii budur diyor ya. Yani. Muito obrigado.